Aslında sırada Sayın Başkanımız vardı ama biz ev sahibiyiz. En son sözü biz söyleriz. Önce misafirlerimiz dedi. Kendisi tevazu gösterdiler. Uzun yıllardır birlikte edebiyat camialarında yol almış olduğumuz, yol arkadaşımız olan Türkiye'nin önde gelen sitelerinden edebiyatevi.com sitesi sahibi Sayın Adem Efiloğlu aramızda efendim. Okutulmayan kız çocuklarına vermiş olduğu destekten dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum ve kendilerini sahneye arz ediyorum konuşmalarını yapmak için. Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, değerli protokol ve memleketimin değişik köşelerinden gelen şair, ozan, yazar arkadaşlarıma ve buradan programımıza iştirak eden sevgili denizimize, hepinize ayrı ayrı hoş geldiniz demek istiyorum. Efendim, ben edebiyatevi.com sitesi olarak memleketimizin her bir köşesinde bir takım organizasyonlara imza atıyorum. Safiye Samyalı Hanımefendi'yle de bu uzun bir sürelik bir arkadaşlığımız var. Bu proje kapsamında da okutulmayan kız çocukları ve bugünün konsepti olan barış, sevgi, kardeşlik konsepti adı altında sizlerle beraber Denizli'mizde böyle bir program yapmayı amaç edindik. Belediyemiz yeteri kadar hizmet, destek ve olabildiği bütün ekonomik yardımlarını bizlere sağladılar. Bunun için Sayın Başkanıma teşekkürleri bir borç biliyorum. Unutmayalım ki Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Hayat devam ediyor. Bu akışın içerisinde süre gelen yaşamsal statümüzün içerisine, sosyal yaşantımızın içerisine mutlaka sanatı koymalıyız. Koymalıyız ki sanatı sosyal yaşantının içerisinde sürebildiği müddetçe sorunlarımıza çözümleri daha kolay bulabildiğimizi, görebilmekte olabileceğimizi bilmenizi isterim. Cümleleri biraz karıştırdım. Özür diliyorum. Bu bağlamda burada gerekli emeği gösteren, uzaktan gelen bütün sevgili dostlarımıza teşekkürü ve özellikle burada Pamukkale Belediyesi'nin sağlamış olduğu desteklere, Safiye Samyeli Hanım'a, Adem Çoban kardeşime ve desteği olan diğer bütün arkadaşlarıma teşekkürü borç biliyorum. Güzel bir edebiyat ve şiir akşamı olsun diyorum. İyi akşamlar efendim. Evet, belediye başkanım konuşacak diye biliyordum. Özür diliyorum. Şimdi 3 gün sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Nacizane şair kimliğimizde de bir şiir kalemi aldım. Bunu oku öyle git dediler. Seslendireyim. Fon verebilecek miyiz? Kadınları anlatmaya kalkınca bir baktım ki gerilerde hepimiz. Etrafıma bakıverdim ilk önce. Ana da siz, bacı da siz, yar da siz. Ferasetle sorunları öğüten, bir yudumluk kahve ile bir tüten, evladını gece gündüz büyüten, ana da siz, bacı da siz, yar da siz. Temizliği, çamaşırı, yemeği, bilemez ki bilmiyorum demeyi, cefa ile taşır onca emeği, ana da siz, bacı da siz, yar da siz. Saçlarını uğrumuza serenler, sevgisini çekinmeden verenler, gözyaşını merhem diye sürenler, ana da siz, bacı da siz, yar da siz. Dert çekiyor, konuşmuyor çoğu da, acısını döküyorlar ağıda, dertlerini yazamıyor kağıda, ana da siz, bacı da siz, yar da siz. Edebiyle fenalığı ar eden, belaları duasıyla sır eden, Adem'inin yüreğinde yer eden, ana da siz, bacı da siz, yar da siz. Bütün kadınlarımıza armağanım olsun efendim.